Arda Güler takımın yıldızı olarak kadroya yerleşti ama hiç takım arkadaşı yok. Oğlum neredesiniz lan? Ama Arda'nın üzülmesine de gerek yok. Çünkü Arda'nın takım arkadaşlarına bu çark karar verecek. Çarkın üstüne bir sürü farklı şey koydum. Mesela şu an Süper Lig'den bir forvet veya Türk oyuncu, bunlar gibi şeyler var. Burada gelenlere göre takımı yavaş yavaş dolduracağız ve videonun sonunda bir maç yapacağız. Kaybedersek bütün takımı hızlı satmak zorundayız ve bunu tabii ki istemiyorum. O yüzden hemen çarkı çevirelim, şu takımı doldurmaya başlayalım. Döndürdük çarkı, bakalım ilk ne geliyor. Oğlum gitti, Ozan Tufan geldi ya. Evet, bunu biraz dalgasına koymuştum. Harbi direkt geldi ya. Ozan ne yaptın bize? Neredesin Ozan? Yazamadım. Ozan Tufan. Evet, Arda'nın ilk takım arkadaşı Ozan Tufan oldu. Bunu ilk 11 ve yedekler için yapacağız. Yedekleri de dolduracağız. Yani 18 kere yapacağız. İlkinin de Ozan Tufan olması bir tık üzdü beni ama yapacak bir şey yok. Aslında kart bayağı iyi, gümüş karta göre. Yani özellikleri falan baksana, 75 hız. Yani 70'in altında özelliği yok. 72'lik bir kart için çok iyi ama ilkten de gelme be Ozan. Bak oradan böyle derin derin bakıyorsun bana. Yapma bunu. Neyse, kadromuz şu an böyle. Çok bir yorum yapmayacağım. Hemen sıradakine geçelim. Ozan Tufan kapat. Hemen ikinci kez çevirdik Ozan'dan sonra. Hadi lütfen güzel bir şey. Süper Lig forvet. Elimde çok güzel bir forvet var. Mario Balotelli'nin ne kartıydı lan bu? Kış Joker'i kartı. Bu kartın özelliği driplinginin 99 olması. Bu kartı çok seviyorum. Bayağı da oynadım. Kartın driplingi 99. Ayrıca beceri hareketi de 5. O yüzden bayağı güzel bir kart. Ha bir de top cambazı oyun stili var. Yani inanılmaz kart bence. Süper Lig forveti olarak benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Balotelli'yi de en öne attık. Bu güzel oldu bence. Oğlum zaten kart da bana çok şekil geliyor ya. Balotelli'ye bu şeylerden giydirmişler. Yılbaşı şapkalarından. Çok güzel kart bence. Güzel oldu. Ozan'dan sonra iyi geldi bu kart. Hadi hiç vakit kaybetmeden sonrakine de geçelim ya. Ve tekrar döndürdük. Bakalım ne geliyor bu sefer. Ya oğlum çok kötü başladık ya. Bronz oyuncu ne? Evet, şimdi kadroya bir bronz oyuncu eklemek zorundayız. İlk 11'i istediğim gibi kurabilirim kadro sonunda ama böyle kötüler gelmeye devam ederse 11'e koyacak adamımız olmayacak. Hadi şöyle kulüpten ekleyelim bir tane. Yang Xiuan. Gel bakalım yedeğe. Evet. Bronzu ekledik. Hiç durmayalım bronzda ya. Konuşmak istemiyorum. Geçelim direkt. Ve tekrar döndürdük çarkımızı. Ne geliyor? Oğlum ama şaka gibi ya. Hep en kötüler geliyor. Bu en yavaş demek istediğim aslında oyundaki en yavaş oyuncu. O yüzden berbat gidiyoruz şu an ya. Evet, oyundaki en yavaş oyuncuya baktım şu an. Ronnie Montero diye bir adammış. Hızı 27 ya. Oğlum bu adamın istatistik şaka gibi ya. Oğlum buna bu parayı veremem ya. Bir tane var şu an transfer marketinde ve 10.000'e al diyor. 10.000 coin'e vermem bu parayı ya. Sonrakini alalım. Sonraki en yavaş oyuncu da Abdullah Ateif. Arabistan liginde oynuyor. Onun da hızı 28 yani. Ne farkı var zaten. Ha 27 ha 28. Şimdi bu da 10.000 coin olmasın ya. Ah iyi bari. 200 coin'e gel baba. Atif'i de şöyle yedeğe attık. Yedeği doldurmaya devam ediyoruz. Çarkı bir kez daha döndürdük. Hadi artık güzel bir şey lütfen. Aha! Tot seçimi geldi. Bu ne demek? Şimdi FIFA'ya bir geçelim. FIFA'da değil artık oyunun adı ya. FC24. Tot seçimi şu demek. Şimdi ben bir kadro kurma görevi yaptım ve oradan yılın takımı, yok lan, sezonun takımı oyuncularından 3 tane öneri gelecek önümüze. Ve biz de birini seçeceğiz. Kadromuza ekleyeceğiz. Yani mükemmel bir şey. Gelebilecek en iyilerden biri geldi şimdi. Umarım Arda ile linklenecek kişiler gelir. Artık biraz kimya da lazım çünkü. Hadi bakalım, açıyorum şimdi paketi. Hadi yavrum, güzel bir şeyler var. Yani ilk ikisi bayağı dandik. Bilmiyorum, şu abla iyi olabilir de. Herrera ne ya? MLS'ten bir takım. Ya sarmaz. Gabriel iyi gibi ama fena değil. Bayağı da özelliği var. Stoperimizi iyi kapatır Gabriel. Arsenal'den. O yüzden Gabriel gel baboli. Lan dur, emin olamadım. Hangisindeydik? Heh, Gabriel. Evet. Gabriel hoş geldin. Ve Gabriel'i de stopere gömçürdük. Çok güzel oldu Gabriel. Şu merkez hattımızı iyi kurduk. Hadi Ozan'a da iyi diyelim. Balotelli, Arda, Gabriel. Gayet güzel oldu bu üçü. Yavaş yavaş dolduruyoruz ya. Şimdi sonrakine geçelim. Bir sonraki için çarkı tekrar döndürdük. Aha işte bu. Kafana göre. En sevdiğim geldi. Kafama göre seçmeyi çok severim. Burada tamamen istediğimiz bir oyuncuyu koyacağız. Yani tercih tamamen bizde. Tertemiz geldi yine. Ve benim kadromda da Fernando Muslera'nın sezonun takımı kartı var. Kaleci sorununu buradan çözmek istiyorum hemen. O yüzden Muslera hemen geç. Yeni kalecimiz ol. Fernando Muslera yeni kalecimiz. Hiç kimya almıyor şu an ama olsun. Balotelli falan var. Bir şekil kimyalarız. Onu ayarlarız. Kalecisiz kalmayacağımız garantilendi bunun sayesinde. Çok çok iyi oldu. Ve şu ikilimiz de güzel oldu. Muslera, Gabriel gayet güzel. Ama artık biraz orta saha, biraz kanat lazım. Hadi çark bana ona göre bir şey ver ya. Hadi ona göre bir şey ver. Hadi ona göre bir şey ver. Süper Lig'den rastgele bir oyuncu. Burada onu kastetmiştim. Süper Lig'den benim kadromda olan herhangi bir oyuncu ekleyebiliriz şu an. Bir bakalım bende kimler vardı lan, hiç hatırlamıyorum. Süper Lig'de yarattık. Oo, Eric Yuval var. Nani var. Cengiz var. Ferdi'nin pembe bir kartı var. Şimdi oğlum
oğlum bak. Kübel güzel olabilir. Sol kanatta oynatırız. Arda'yı 10 numara mı oynatsak sağ kanatta mı ya? Bogaim. Arda orta saha 10 numara ve sağ kanat oynuyor. 10 numarada kalsın Arda ya. Bak bu Nani kartı da çok güzel kart bence. Bununla da oynamıştım zamanında bayağı. Cengiz kartı da fena değilmiş lan. Bununla hiç oynamadım. Baksana o 0 maç oynamışım. Ama hiç fena. Oha! Becerik hareketi 5'miş lan. Oğlum Cengiz'i alırsak hem Süper Lig'e hem Türk oyunculara kimya verecek. Nani'yi alırsak Balotelli'ye bayağı verecek. Kivol'u alırsak Süper Lig'deki herkese verecek. Ama Arda'yı da kullemek istiyorum. Hadi bir Cengiz'i alalım ya. Hiç oynamamışım hem. Böyle sağ kanada da gömdük. Güzel. Muslera, Balotelli birer kimya oldu. Bence iyi gittik. Balotelli, Cengiz, Arda. İleri at iyi, geri iyi. Şu an fena gitmiyoruz. Hadi sonrakine geçelim. Tekrardan döndürdük şimdi. Hadi bakalım. Cristiano Ronaldo. Gel bakalım babaya. Ronaldo geldi. Onun suyu yazdığımdan belli zaten Ronaldo olduğu. Ronaldo nerede oynuyorsun babacım sen? Sadece santrafor, ofansif forvet diyor. Balotelli de öyle. Eyvah. Arda'yı orta sahaya çekeceğiz galiba. Arda'yı şimdilik ortaya çektik. Çünkü Ronaldo baba öne gömüldü. Uy, çok güzel oldu be öne at. Çok tatlı oldu. Ronaldo Balotelli. Aa, hadi vakit kaybetmeden sıradakine geçelim. Şarkı tekrar döndürdük. Lan Ozan git başımdan ya. Seni çıkaracağım artık ha. Bir daha döndürdük. Ozan geldi. Yapacak bir şey yok. Aha Türk oyuncu. Çok güzel. Elimde tam istediğimiz bir Türk oyuncu var. Ve şimdi size gösteriyorum onu. Hakan Çalhanoğlu. 90'lık kartı hem de. Özellikleri de bayağı iyi. Sadece biraz gücü düşük. Kafayı sabit düşük. Onlar da normal. Hakan zaten Serie A'da da bu yıl sezonun orta sahası seçildi. Acayip yıl geçirdi. Hakan gel baba orta sahaya. Ozan'ı yedeye atıyoruz maalesef. Çünkü Hakan geldi oraya oturdu. Bayağı Türk gitti. Ya Cengiz, Hakan, Arda baya güzel gittik. Biraz karma oldu. Kimyalar çok tutmuyor ama olsun onu da toparlarız. Sonrakilerde ayarlarız. Şimdi o zaman direkt geçelim sonrakine. Ne bekliyoruz ki? Sonrakine direkt geçtik. Ya Ozan yeter lan. Kaç kere geleceksin? Harbi çıkarıyorum seni dur. Nerede lan Ozan? Ozan. Niye göremiyorum? Ha şurada ya Ozan. Yürü git başımdan. Ronaldo'muzu da çıkaralım. Başka Ronaldo ekleyemeyiz zaten. Tamam. Ozan'ı çıkardığımıza göre artık rahatız. Gelemeyecek. Hadi bir daha döndürelim şunu. Hadi. Ya yapma be. Çok iyi gidiyorduk. Çok iyi seri yakalamıştık. Şimdi gümüş oyuncuya kaldık. Bir bakalım gümüşler kimler var. Bizim takıma uyacak birini koyalım da en azından. Belki kimyayı toplar. Evet şöyle gümüşlere geldik. Ben de. Bak Arsenal'den bir gümüş varmış. İyi. Gabriel'le linklenir. Aa Gradel Reis varmış. Süper Lig'den olur. Oy. Amartey. Süper Lig'den bir de Nuno da Costa varmış. Gradel'e belki diyebilir. Ama şu Arsenal'deki reisi ekleyeceğim ya. Nelson. Bak sağ ortada falan oynuyor. Sol kanatta oynuyor. İyi. Gel kanka zaten yedekte kalırsın diye umuyorum. İlk 11'de sana kalırsak iş zor biraz ama olsun. Gümüşü de aldık. Ve çarkı da hemen çevirdik. Ya oğlum. Hayır. Bir gol geride başlayacağız maça ya. Eyvah. Şimdi maçın başında kendi kaleme bir gol atmam lazım. Ve sonra döndürmeye çalışacağız bir de maçı ya. Bunu hiç istemiyordum. Bir de bu bir kere daha gelirse iki gol geride başlayacağız. O çok kötü olur. Neyse yapacak bir şey yok. Bir gol geride başlayacağız. Kapattık. Oyuncu da alamadık. Bir daha çevirdik o yüzden. Hadi lütfen. Lütfen. Süper Lig forvet istemiyorum artık. Süper Lig forvet ya. Takımda kalmadı benim Süper Lig forvet. Bakayım forvet kim sayılır buradan ya. Kanatlar herhalde forvet sayılmaz. Nani forvet oynamıyor. Kivil oynamıyor. Kerem zaten oynamıyor. Zaha. Aha Zaha ofansif forvet oynuyor bak. OF. Alternatif pozisyonları Zaha sayılır. Tamam hiç diğerlerine bakmaya gerek yok. Zaha'yı alalım geçelim. Gel baba. Hatta Zaha'yı şimdilik sola atalım şöyle. Aha Süper Ligleri bayağı coşturdu Zaha. Güzel oldu. Oyun tarzında da çabuk adım var. Yardırırız soldan belki. Bilmiyorum bu sene hiç yardırmadı gibi ama. Olsun bizi de belki yardırır. Sıradakine de geçtik. Hadi çevirelim. Hadi bana güzel bir şey ver ya. Lütfen. Tot seçimi diyor da. Tot seçimi paketi gittik ya. Bunu da çıkarmam lazım listeden. Of. Tot seçimi maalesef yok elimde şu an. Sildik o yüzden. Haydi artık güzel bir şey istiyorum. Güzel bir şey istiyorum. Kaleci geldi de. Kaleciyi çözdük zaten ya. Ustarayı almıştık. Yanlış zaman yanlış insan. Şöyle rastgele bir kaleci ekleyebiliriz şu an. Ama çok iyi bir kaleci de ihtiyaç yok. Belki biraz kimya verebilecek bir kaleci olabilir. Bende de çok iyi kaleci yokmuş ki zaten. Hadi Alisson'u ekleyelim. Premier Lig'den dursun bir Alisson. Bak Gabriel'e kimya veriyor koyarsak. Salla şimdilik. Oğlum bayağı azaldı ya alacağımız oyuncular. İlk 11'de 3 tane yerimiz var. Defansımız yok şu an. Lan ben çok hızlı ilerlemişiz oğlum. Çok geç fark ettim. Eyvah. Defans hattımız hiç yok. Yedekte de 2 oyuncu. Eyvah. 5 oyuncunun 3'ü defans gelmek zorunda. Defans alabilmek zorundayız bir şekil. Ay, bir tık batmışız ya. Çok geç fark ettim. Neyse çarka güveneceğiz. Yapacak bir şey yok. Haydi çark bana bir defans yüzü göster artık.
Aha işte bu be. 81 artı oyuncu seçimi. Bunu istiyordum. 81 artı oyuncu seçimi çok iyi. Peki niye çok iyi? Çünkü 3 tane 81 artı paketi yapmıştım. Şimdi bunlardan gelen oyuncuların herhangi birini alabiliriz. Mümkünse defans almaya çalışacağız tabii ki. Hadi ilkine bir açalım bakalım. Güzel ver ya. Oha. 85'lik stoper. Tamam bayağı dandik bir stoper ama en azından bir stoperimiz var garanti şu an. Hadi ikinciden daha iyisi gelir mi be? Bu ne? Berbat. Gel Sigankov. Üncüden iyi bir şey ver bari. Yok vermedi. Neyse Tapsoba dursun bir düşünelim. Evet şimdi Tapsoba veya Bright'ı alacağım. Yani Bright aşırı yavaş ya. Tam defansı falan iyidir de boyu kaç? Boyu 1.78. İkisini de linkleyemeyeceğiz. Yani defansı bayağı iyiymiş ablanın ama. Tapsoba bir tık daha hızlı. 75 hız en azından rakipleri tutabilir gibi geliyor. Hadi Tapsoba'ya gidelim ya. Edmond Tapsoba yeni stoperimiz. Ama daha iyisi gelir umarım. Kalan 4 seçimden. Çünkü bir tık kötü oldu Tapsoba. Hiç de linklenmedi. Hadi sonrakine geçelim. Sonraki oyuncu için döndürdük çarkı. Lütfen güzel bir şey. Süper Lig'den olur. Süper Lig'den bir savunmacı her türlü işimize yarar. Bir bakalım kimler var ya. Şimdi bende olanlara bir bakalım. Bak Levent Mercan sol bek. Erik Bayi var. Yani oyunun bu kısmında çok da iyi bir kart değil. Zaten Beşiktaş'tan gideli de yıllar oldu gibi geliyor bana ya. Jonjo Shelvey. Bu kartın da özelliği hızının 99 olması. Solbek için güzel alternatif aslında. Ferdi var. Biraz kaymış. Ne olmuş Ferdi'ye? Çarpılmış biraz. Ama hem sağ bek hem solbek için müthiş olur. Acaba benim bilmediğim başka bir kart var mı? Bir de transfer marketine bakacağım. Oo Levent Mercan'ın özel kartı var. Lan Bonucci de var. Oha bu kart ne ara çıktı? Oğlum inanılmaz lan bu. Hiç bilmiyordum böyle bir kart olduğunu. Bonucci çok iyi olabilir lan stopere. Ferdi'nin var özel kartı. O da olur. Ama şu Bonucci kartı acayip hoşuma gitti. Özellikleri de inanılmaz. Hız 80 8 diyor. Defans 93, fiziksel 91. Dribblingi bile çok iyi lan. 84. 3 tane oyun tarzı var. İnce pas, engel ve top kesici. Lan Bonucci'yi alalım ya. Bayağı da ucuzmuş. 24.250 coin. Hoş geldin Bonucci'ye. Hatta Bonucci'yi Tapsoba yerine gömüçürdük. Uf herkes fullendi Süper Lig'den. Çok güzel oldu. Takımda sırıtan oyuncu kalmadı lan. Süper oldu. Sol bekimiz sağ bekimiz yok. Hadi bir sonraki çarka bakalım. Yine güzel bir şeyler gelse çok güzel olur ya. Çarkı tekrar döndürdük. Sonlarda müthiş attı. Aha Süper Lig defans geldi yine. Direkt belli kimi alacağımız bence. Demin gördük hep birlikte. Ferdi Kadıoğlu tabii ki. 25.500 coin. Ferdi de çok ucuz. İnanılmaz özellikleri var ama ya. Gel Ferdi hiç bekleme. Ferdi'yi de sol beke attık ki gerekirse sağ beke de çekebiliriz. Ferdi inanılmaz kart. Baksana sol bek, sağ bek, sol orta her yeri oynuyor. Özellikleri inanılmaz. 93 hız. 88 defans falan uf. Oyun tarzları da çok iyi. Bir tanecik daha Türk alabilsek aslında Arda'nın da kimyası artacak. Hakan'ın da artacak. Onu da hocadan çözeriz ama her türlü. O da iyi. Bir tek sağ bek sol bekten biri kaldı. Ferdi'yi istediğimiz gibi çekebiliyoruz çünkü. Neyse çok iyi gidiyoruz. Hiç bozmayalım hızımızı. Hemen çarka dönelim. Tekrar döndürük çarkı. Son zamanlar inanılmaz geldi. İşte bu. Aa, bunu istiyordum. 84 çarpı 7 paketi. Peki bu ne ya bey? Bu şu kanka. 84 artı 7 nadir oyuncu da 6. oyuncu paketi. Bu paketten istediğimiz oyuncuyu alabiliriz takım. Şu an isteğimiz tabii sağ bek sol bek ama bakarsın inanılmaz biri gelir. Ya Mbappe falan çıkar belki hiç sanmıyorum da. Zaten bu paketten zor ama hiç belli de olmaz. Oyunlar gelirse onu alırız yani sağ beki yemişim ya Mbappe varken. Şimdi paketi açtık. Hadi oğlum güzel. Aha lan mavi bir şey geliyor. Skoç. Merkez orta kim bu ya? Arsenal. Kim var oğlum Skoç? McTominay. Bu kim ya? Aa Levent Mercan ya. Levent Mercan oğlum. İçtikten çıktı geldi adam ya. Ama tam oturdu istediğimiz gibi ya. Biz diğer oyunculara da bir bakalım. Belki Levent'ten iyi vardır. Evet tek adam gelmiş. Levent'in tipi kaymış yine oğlum. Bunu ne oluyor bu FIFA FC24'de ya? Diğer oyuncular kötü. Yani Lidl, Immobile, Varan falan artık işe yaramaz. Levent Mercan'ı sol beke atalım direkt. Ferdi'yi de sağa çekeriz. Şöyle direkt Ferdi'yi sağa attık. Sola da Levent Mercan'ı attık. İnanılmaz bir takım kurduk bence. Çok iyi bir Süper Lig kadrosu oldu. Şu an sıkıntımız Gabriel hiç kimya almıyor. Ronaldo hiç kimya almıyor. Ronaldo için bir Portekizli hoca koyarız. Bir şey olmaz. Ama mükemmel oldu. Bir tek gözüme çarpan şu Wilfred Zaha kartı var. Ama o da gayet iyi ya. Ben çok daha kötü bekliyordum sonucu. Çünkü çarka baya kötü şeyler koymuştum. Şimdi son bir mevkimiz kaldı. Burayı da açalım. Bakalım geliştirme yapabilecek miyiz artık? Ama önce çarka dönmemiz lazım tabii. Çark sen görevini yerine getirdin kardeşim. Ne dersen ben oyum. O yüzden seni şöyle bir çevirdik. Bakalım ne diyorsun? Kafana göre dedi. Çark sen kralsın ya. Hakikaten kralsın. Çok sağ ol. Kafama göre bir oyuncu ekleyeceksem Zaha yerine eklerim gibi geliyor. Evet Zaha'yı yedeğe çektim ve dizilişi değiştirdim. 4-3-2-1 gibi yaptık. Çünkü bir orta saha ekleyip Arda'yı hücumsal oynatmak istiyorum bu maç. Ve Ronaldo'ya da hayvani bir kimya verdiği için Frank Kessie'yi koyacağım orta sahaya. Frank Kessie yerleşti. Süper bir kadro kurduk. Şimdi Ronaldo'ya bir tane daha kimya verelim. Portekizli bir hoca lazım bize. Portekizli'ye gel Luis Castro. Geçti. Ronaldo da iki kimya aldı.
İnanılmaz oldu kadro. Muslera, Ferdi, Bonucci, Levent falan. Böyle süperlik kadrosu gibi oldu. Hatta şu Arda ile Hakan'ı da değiştirelim. Şimdi bu kadroyla dediğim gibi bir maç yapacağız. Bu maçı kaybedersek bu gördüğümüz oyuncuların hepsi teker teker elenecek takımdan. O yüzden maçı kazanmamız çok önemli. Şimdi geçelim bakalım rakibin kadrosuna. Umarım zayıf biridir ya. Ve geldik maça. Rakibin kadrosu. Maça da başladık. Hadi bakalım. Bizim kadromuz daha iyi geldi bana ama yenemezsem benim suçum gibi. Eyvah lan, karşı karşıya kaldı. Lan uçurdu beni. Bravo Gabriel. Balotelli. Yardırırsın Balotelli, hadi. Balotelli gidiyor. Yakına vurdum. Lafont. Gelin baba. Zaha fake attım, orta yaptım. Balo. Arda Güler. Arda çok döndün lan. Arda girdi. Çevirdi. Ah be. Hakan. Lafont ya. Hakan. Bir orta daha. Balotelli hadi. Arda girdi araya. Balotelli koş. Gördüm seni. Hop kaldırdık şöyle. Ronaldo. Ya. Gelin, orta yapmayacağım artık ya. Şoka şoka. Ne yapmayacağım lan? Hayvan gibi. Oğlum bu iş çok hoşuma gitti. Ronaldo yeter ama be. Lan kaçıncı korner oldu artık, yeter. Biraz kaleciyi çıkardı. Şöyle bir yoklasak mı ya kaleyi? Neyse, geri götürdü. Geri götürdü. Lan tam ben şey yaptığımda götürdü ya. Hop Arda. Arda savunmacı oldu lan bir anda maçta. Balotelli. Müthiş gol attı lan. Çok temiz vurdu. Aşırtma gibi gitti bir de ya. Değişik bir gol oldu yani. 1-0 öndeyiz Balotelli'nin golüyle. Çok güzel. Hakan koş Ronaldo. Şöyle gördük. Ronaldo. Hadi Ronaldo, uzağa vurdum buradan. Beklemedim lan. Cristiano Ro. Abi fake atıyorsun bana, yeter ya. Her maç yaşıyorsun şunu. Oğlum kaleci değmiş lan. Çıkaramamış bu golü. Allah Allah. Balotelli bıraktı Ronaldo. Ronaldo Lafont. Eyvah, adam tehlikeli geldi. Haaland. Bonucci yetiş. Bravo Muslera. Hayır. Bravo Gabriel. Savunmamız iyi lan. Çok güzel. Kötü orta be. Hakan. Bu ne? Acayip attı lan. Bence en iyi attığımız gol buydu Hakan. Tek de böyle gömdü. Hop, ağlara değmedi bile. En sevdiğim gol tarzı, böyle direkten yere çarpıp çıkması. Çok temiz gol be. Aferin Hakan. Ve ilk yarıyı bitirdi hakem. Çok güzel. 3-0. Rahat geçiyor ilk yarı. Ankara Gücü diyor lan. Rakibimiz Türk herhalde. Kanka, Türk müsün? Buenos Aires FC. İkinci yarıya Buenos Aires FC başladı. İyi de başladı ama Levent. Bırakır mı orada? Balotelli. Hop, süper açtık. Cengiz. Cengiz uzaktan. Lafont. Balotelli yıkılmadı. Balotelli yıkılmıyor. Balotelli yıkıyor. Şöyle ayak dışı. Balotelli. Ah be, ne uçtu adam. Gabriel müthiş attı. Mercan. Levent Mercan. Oy. Balo. Ah be. Cengiz. Lafont. Çok yorduk Lafont'u ya. Hakan bir güzel orta daha. Balotelli ya. Bir kornerden röveşat atmak istiyorum kardeşim. Çok mu şey istiyorum? Oy, Ronaldo acayip vurdu. Cengiz gelişine Lafont. İlk defa bu taraftan kullanıyoruz. Arda ilk defa korner kullanıyor. Oy. Ya kaç kere yaklaştık şunu, bir yapamadık ama yine olmadı. Ronaldo. Çok güzel fake Ronaldo. Dördü attı Ronaldo. Hadi geçtim bu sefer. Sevinç yapmadım. Ve tekrardan başladık. Şu Arda'ya bir gol attıramadık ya. Tehlikeli geldi 90 artıda. Haller bıraktı. Timo Werner önde kaldı. Werner. Ama zaten 4-1'de yendik. Hiçbir oyuncumuz güme gitmedi. Çok iyi oldu. Herkes güvende. Siz de umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Yeah.